Arzu Erdoğral, çatı geleneğinde başörtüsü. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı çatıdan inerek gezmelere başladı. Her ne kadar kendisine muhalif olup herkesin adayı tezini içerden yıkan CHP'lileri tatmin etmese de verdiği ilk mesaj Atatürk ve laiklik üzerinden oldu. CHP zulmünden kaçan bir babanın oğlu olarak Atatürk karşıtı gibi değerlendirilmesine çok üzüldüğünü anlatan İhsanoğlu, MHP ziyareti sonrasında ise bombayı patlattı. Bay Ekmelettin... Başörtüsü hakkı konusunda ne kadar fedakar olduğunu anlattığı kısma kadar anlamlı ifadeler kullansa da konuşmasının sonunda başörtüsü gelenekten gelen bir şeydir diyerek gerçek bakış açısını ortaya koydu. Kendisine bu saatten sonra başörtüsünün gelenek değil, Allah'ın emri olduğunu öğretebileceğimize ise ihtimal vermiyorum. İhsanoğlu için yapılabilecek en doğru tanım muhalefete yakışır bir çatı adayı olduğudur. Neticede dış destekle birlikte İhsanoğlu'nu bir kahraman yapmak isteyenler de ondan çok da farksız düşünmüyor. Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklediği söylenen isimlerin bu konudaki düşüncelerini hatırlamakta yarar var. 28 Şubat'ta başörtüsü Füruat'tır açıklamasıyla yasakçıların elini güçlendiren Fethullah Gülen her ne kadar şimdilerde kıvırmaya çalışsa da onun söyleminden sonra bazı kızların başlarını açmasıyla direncin nasıl kırıldığı unutulmadı. O yıllarda mecliste sırf başörtülü olduğu için Merve Kavakçı'ya yönelik linç girişimi hakkında gıkını çıkarmayan ama Ecevit için eğer ahirette Allah bana şefaat etme yetkisi verse bunu ilk önce Ecevit için kullanırım diyebilen de gülendi. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise başörtülü kızlar Suudi Arabistan'a gitsin türban gericiliktir ifadelerini kullanan müstesna bir şahsiyettir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Başbakan Erdoğan'ın başörtüsü sorunu dediği gerçeğe neden türban dediği ile ilgili açıklamasında Allah'ın emrini nasıl çarpıttığını görmüştük. Türban saçı tamamen kapatır, başörtüsünde ise saçlar görülebilir diyen Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki gerekçesi ise hayli yaratıcıydı. Başörtüsü ile türban arasındaki temel fark, başörtüsü geleneksel bir örtüdür, Anadolu kadınının başını örtüğü ancak örterken aman saçımın hiçbir teli görünmesin kaygısı taşımadığı bir örtüdür. Merve Kavakçı'nın meclise başörtülü olarak girmesine karşı çıkanlara susup aynı dönem partisinden milletvekili seçilen Nesrin Ünal'a başını açtırarak yemin ettiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise son olarak mecliste başörtüye evet çarşafa hayır çıkışıyla dikkat çekmişti. Aydın Doğan'ın nasıl azılı bir başörtüsü düşmanı olduğu da Herkesin malumu. Doğan'ın başörtüsüyle ilgili duruşu içinde Hürriyet gazetesinde 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran anayasa değişikliği ile ilgili 411'el kaosa kalktı manşetini atan Ertuğrul Özkökün patronu olduğunu hatırlatmak yeterli olacaktır. Şimdi İhsanoğlu'na neden bu saatten sonra başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu anlatmak anlamsız olur dediğimi daha iyi anlamış olmalısınız. Ekmeletin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı olursa başörtüsü köşkten çıkacak diye sevinen zihniyet başörtüsünü gelenek olarak görmese zaten kendisini çatağa da yapmazdı. İşte muhalefet, işte gelenek, işte İhsanoğlu. Çatısız ev olmaz diye düşünmeyip çatıyı sökerek çatısız ev geleneği başlattıklarını sanmaları da yine gelenek. Milletin böylesi bir gelenekten gelen anlayışı asla kabul etmeyeceklerini görememeleri ise yine gelenek. Kendi geleneklerine uygun bir aday belirlemeleri de yine gelenek. Geleneklerine böylesine bağlı olan bir muhalefetin de başörtüsünü gelenek olarak görmesine şaşırmamak gerek. Şaşılası olan muhalefet geleneğinden uzak olarak bildiğimiz BBP ve SP gibi partilerin çatı adayının başörtüsünü gelenek olarak görmesi hakkındaki suskunlukları yoksa bizim bilmediğimiz yeni bir gelenek mi var? Arzu Erdoğan, Habervaktim.com